Avrupa turunun ilk ayağında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Paris'te bir araya geldi. İki liderin gündeminde elbette Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın birkaç gün önce Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması vardı. Başbakan Netanyahu ya, ABD Başkanı'nın yaptığı açıklamaları onaylamadı milletin. Fransa'nın bunu uluslararası kanunlara aykırı ve barışçı tehlikeli bulduğunu söyledim. Tehlikeli çünkü bu adımların kısa vadede İsrail ve İsraillerinki de dahil olmak üzere güvenliğe katkıda bulunmayacağı görülüyor. Netanyahu ise geri adım atmadı. Sizi Paris'te tekrar görmekten mutluyum. Paris, Fransa'nın başkentidir. Kudüs de İsrail'in başkentidir. 3000 yıldır İsrail'in, 70 yıldır da Yahudi devletinin başkenti olmuştur. Biz sizin tarihinize ve tercihlerinize saygı duyuyoruz. Ve biliyoruz ki siz de dostumuz olarak bizimkine saygı duyuyorsunuz. Macron, İsrail'e yapılan saldırıları da kınarken Netanyahu'dan Batı Şeria'da Yahudi yerleşimlerini durdurarak barışa bir şans vermesini istedi. Öte yandan Paris, Lyon ve Marsilya gibi şehirlerde Netanyahu'nun ziyareti öncesi protesto gösterileri düzenlendi.